arasına girmesine mahal görür müsünüz? Mahaldir mübarek ola. Bir yandan biz de onu doğru yollarına bulur, destularınıza layık görür ya şehir. Çok güzel. Amire işleri kim ne dersin? Bu zorluğu hak yoluna seni övdüler. Dünya işlerinde sana kefil oldular. Ahiret işlerinde de seni hak yolunda yürür. Dinini, diyanetini bilir söylediler. Memnun olduk, mütehassı olduk. Yüce Mevlamızdan cümlemiz. Ey oğul, bu şerait kendine vacip kıldın mı? Kıldım ya şey. Pek güzel. Ey oğul, elinle kumadığını haydi Allah rast getire. Allahümme salli ala seyyidina ve ömrüne bereket veren. Her ne zaman teraziyi eline alasın, ahiret terazisi almak gereksin. Yakından bilesin ki kim helale hesap, şüpheli itap, harama azaf olsa gerektir. Haydi oğul, ona göre dirlik için gereksin. Allah'tan. Ayaklar çıplak. Tek bir halıya derdeyen bu toprak, bu cehennem bizim. Kapansın der kapıları. Bir gibi kardeş sesine. Bu hasret bizim. Sonra halktan
olan biri şikayet için heyetin yanına gelir. Esselamün aleyküm ya şeyhim. Ve aleyküm selam. Ya şeyhim, müsaade buyurursanız bir şikayette bulunmak istiyorum. Hayırdır, buyurun. Demirci... Ahir ustam, kolay gelsin. Aleyküm selam şeyhim, hoş geldin. Bine ustam, hakkında bir şikayet var. Yaptığın iş bozuk. Bakar mısın şu yaptığın bir işe? Şeyhim, bir hatadır olmuş. Affola. Bine. Şeyhim, affedin. Çıkarın ayağındaki pabucunu. Bundan böyle artık senin pabucunu dama atıyorum. Bu ellerde ustalık yapman yasak. Tezelden terk et buraları. Lokantacılar ve pastacılar olsun başkanı. Usta durdu kurtulmuş. Öğretmen. Kalfa Alper Boran öğretmen. Yiğitbaşı Necati Er Yılmaz. Odalar Birliği Sicil Müdürü. Hoca Davut Değişici. Nur Cami İmam Hatibi. Mustafa Arısan, Müdürlükler Odası Eğitim Birimi Müdürü. Ve ben yönetmen Ahmet Özer, öğretmen. Doğan'a, Ticaret Borsası Başkanı Sayın Harun Sümer'e, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Sayın Osman Cebeci'ye, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği. Sayın Valim, el bizden destur Allah'tan. Haydi Allah mübarek eylesin. İnşallah. El bizden destur Allah'tan. Haydi Allah mübarek eylesin. 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 Çok geriye gitsek de geri dönelim. Evet, hocamız da hatırlamaz ümit ediyorum. Evet, Ahiler Haftası dolayısıyla tebrik ediyorum. Güzel bir program hazırladı arkadaşlar. Başta Süleyman Başkan olmak üzere ekibine teşekkür ediyorum. Tabii ahilik geleneği bizim inancımızdan, örfümüzden, örf adet ve geleneklerimizden gelen ve esnafın önemli ilkelerini, unsurlarını ortaya koyan son derece önemli bir esnaf geleneğidir. Hakikaten burada da gördük, bir kişinin ustalık noktasına gelip o belgeyi alabilmesi için birçok yönleriyle, sadece mesleğinde değil, ahlakıyla, insanlığıyla, adaletiyle, sevgisiyle, hoşgörüsüyle kendisini temayüz etmiş bir kişi olması gerekiyor. Mesleğinde de kaliteli ve hakkını veren bir çalışmayı sergilemesi gerekiyor. Yani günümüzde, günümüz şartlarına baktığımız zaman kalite kontrolüdür ve buna benzer birçok konularda maalesef sıkıntı çektiğimizi hepimiz biliyoruz.
bu eksikliğimizin inşallah bu geleneklere gençlerimizde ve esnaf ve sanatkar camiasında bunları uygulayarak inşallah geleceğe taşırız. Bunları güzel bir şekilde uygulayabilmek ülkemizi geleceğe taşımaktır. Bu anlamda bunlara hakikaten iyi bağlanmamız ve sarılmamız gerekiyor. Ben tekrar aylık haftasının ülkemize, insanlığa ve ekonomimize ciddi katkılar sağlaması temennisiyle herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Ahmet Yeseri Kültür Derneği Başkanı Sayın Doktor Fatma Sönmez'i geleneksel Türk dünyası çapan giydirme töreni için buraya davet ediyorum. Ahilik kültürü, ahilik geleneğinin temelini oluşturan Yesevi Ocağı'nda bir kültür, bir gelenek daha var. Bu o topluluğun önderi, o topluluğa başkanlık eden, o toplulukta, o toplumda saygın bir yere hakim bulunan, sözü dinlenen kişiye Türk dünyasının geleneksel milli kıyafeti çapan giydirilerek onur edilmesidir. Ben huzurlarınızda Ahmet Yesevi Kültür Derneği adına ilimizde, Kırıkkale'mizde görevine henüz başlayan Sayın Valimize hem hoş geldiniz diyorum, hem de geleneksel Türk dünyası kıyafeti çapanı huzurlarınızda giydiriyorum. Reis. Sayın Valim. Biraz az böyle. Evet, ben dernek başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gelir gelmez bizim sorumluluğumuzu daha da fazla artırdılar. İnşallah bunların hakkını veririz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Yaşar Yanıkkaya, Emir Ali Elitok, Mehmet Oğuz ve Niyazi Akbudağ. Emir Ali abi sen geç. Biliyorsunuz ahilik haftası münasebetiyle Kırıkkale Hediyelik Eşya Yarışması yapmıştık.
bu yarışmada jürimiz tarafından mansiyon ödülüne değer bulunan Afyon Üniversitesi'nden katılan öğretim görevlisine mansiyon ödülünü Sayın Valimiz basınımıza gösteriyor, belediye başkanımızla. Bu eserler Kırıkkale'yi tanıtmak için hediyeli eşya tasarımında mansiyon ödülüne değer bulmuştur. Aslında çok yaparken bu hizmeti kesinlikle yanlardan yapacaksın, kapatmayacaksın. Onlardan alacaksın. Evet. Gelin abi, gel. Emine Hanım. Sayın kıymetli valimiz. Biraz kaldı. Hepiniz hoş geldiniz. Size saygı ve sevgilerimizi sunarız. Biz vatandaşlar olarak 946 senesinde Kırıkkale'de lokanta açmak mükellefindeydim. Maliye'de numaram 27 numarayla hizmet vermekteydim. Kırıkkale'nin en eski esnaflarından. Fakat şu anda benim şöyle bir sizlere duam var. Bismillahirrahmanirrahim. Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'de, Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de, Cennetül Vakı, Kuddus-u Şerif'te, Şam-ı Şerif'te, Akminare'de, Mescid-i Aksa'da, Arafat'ta, Mine'de, Müzdelife'de, Cennetül Vakı'da. Ya Rabbi, buradaki şu anda, şu aylarda yapılan duaların yanı sıra şimdi burada yalnız kalırız. Sizleri de çoluğundan, çocuğundan, evimizden, barkızdan, kazadan, meladan, yerden, zelzeleden, hasetten esirgesin. Allah kıymetli ordumuza şan ve şeref, kuvvetli ihsan eylesin. Ölen kardeşlerimize de Allah cennet-i alada rahmet eylesin. Hepinizi saygıyla selamlarım. Sayın Başkanım. Evet, aile kapsamız bütün esnafımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Gerçekten günümüzün anlamına, önemine layık bir kutlama oldu. Kutlamada emeğe geçenleri de tebrik ediyorum. Evet, öncelikle serginiz hayırlı olsun. Güzel bir sergi olmuş. Ne diyorsunuz efendim? Teşekkür ediyoruz. Aile haftası kutlaması çerçevesinde Aile Kültür Derneği olarak biz de ailelerimize ve esnaflarımıza yönelik bir sergiyle, fotoğraf sergisiyle katılmış bulunmaktayız. Ailelik esnaflığın anayasasıdır. Bugün Avrupa'daki ombudsmanlığın karşılığı, kökeni ahilik kavramından, kardeşlik kavramından ve ahiliğin buralarını fütüvet kaideleriyle birlikte bütün dünyaya yaymış bir kavramlar, kurumlar bütünüdür. Ahilik bir sanat, eğitim. Bu kültürün yaşatılması ve insanlara ahiliğin geliştirilmesi, günümüze uyarlanan kurallarıyla, ahlak ilkeleriyle yaşama katılması için elimize geleni yapmaktayız. Peki Sayın Müdürüm, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz, sağ olun. Bir şey olarak ben şöyle bir... Görsel olarak şurası iyi yani. Şöyle. Evet. Gayrilik demek. İyi bu, sözü bu. Yok. Nasılsın? Nasılsın? Sen boyacaksın. Bunlarla ilgili bir kopukluklar var. Onlar yapmışlar. Hoşuma geldin mi?